bir hukuk cinayeti tasarlanmış. Bu cinayeti azmettiren de, bu cinayeti işleyenler de sonunda soluğu Yüce Divan'da alabilirler. CHP sözcüsü Faik Özturağan, İstanbul seçimleri üzerinden yaptığı Yüce Divan hatırlatması yeni bir tartışma başlattı. Özturağan, AK Parti ve MHP'den tepki geldi. En ufak fırsat bulduklarında hukukun yerine vesayet, demokrasinin yerine tehdit, milletin divanı yerine yasağa da divanı koymaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bu tarih hatadan dönmelidir. Cumhuriyet Halk Partili sözcüler rüzgar ekeyim derken fırtına biçeceklerini bilmelidir. Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yasağda zihniyeti sahneye çıkmak için fırsat kolluyor dedi. Öztrak'tan da jet hızıyla yanıt geldi. Hukukun işletilmesini Yüce Divan'la tehdit eden CHP yönetimi sadece kendi zihniyetini açığa çıkarıyor. CHP yöneticilerinin sözleri yasağda zihniyetinin tek pusulaları olduğunu gösteriyor. CHP, millet iradesinin sınırının yasağda zihniyeti olduğuna inanmaya devam etsin. Biz de bu zihniyete karşı mücadeleye devam edeceğiz. Milletin divanı sandıktır. Sandıktan çıkan iradeyi masa başında çalmak için kumpas kuranların, hukuk cinayeti işleyenlerin, demokratik nizam içinde hesap verme sürecinin ulaşılabileceği hukuki bir adresi belirttik. Bir açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Yüce Divan hatırlatmasının utanç verici olduğunu söyledi. CHP'li yöneticilerin Yüksek Seçim Kurulu üyelerini tehdit eden sözleri, aba altından sopa gösteren edep ve terbiye dışı ifadeleri bir defa hukuk ihlali, demokrasi azımsızlığıdır. Yüce Divan hatırlatması yapmaları utanç verici bir kokuşma halidir. İstanbul seçimlerinde pek çok karanlık olay ve şaibe olduğunu iddia eden Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimleri yenileme kararı almasını istedi. En vahim sözlerden biri, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın YSK kendisini aklasın demesidir. Bırakın artık YSK'yı baskı altına almayı, şimdi YSK'yı zan altına da almaya başladı. CHP sözcüsü Faik Özturağan bu sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan da tepki geldi. YSK'ya baskı yapmadıklarını söyleyen Oktay, asıl baskıyı CHP'nin yaptığını savundu. Oktay, Erdoğan'ın tepkisinin CHP'nin tavrına olduğunu belirtti. Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK'ya olağanüstü itiraz soruşturmasına ek olarak yeni bir dilekçe vereceklerini açıkladı. Yavuz, sunulacak dilekçenin kanun hükmünde kararname ile kamudan ihraç edilenlere yönelik olacağını söyledi. AK Parti daha önce KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanmaması için YSK'ya başvurmuştu. YSK ise bu talebi reddetmişti.